Benim yakışıklım çok güzel yüzü maşallah. Herhalde Türkmen kökenli olabilir. Ama bayağı güzel gözleri var. Yüzü çok güzel. Çok naif, çok yakışıklı. Aslan gibi delikanlı. Bir daha dinleyeyim. Evlilikle karşılıklı çıkar ilişkisine mi dayanıyor? Yani birçoğu maalesef öyledir tabii. Yani mühendislik gibi bir kurum oluşturmuşlar. Hesap üzerine kuruluyor. İşte kaç çocuk olursa onu kurtarır. Kocasının emekli maaşı ona ne kadar açık kalsın ya. Evet. O kapıyı da açalım, oradan da hava gelsin. Açık değil mi? Evet, iyi olur, açık kalsın, bir mahsur yok. Bir kere genç kızın arabası var mı? Oo, o zaman tamam. Evlilikte o bir kabul alameti. Çünkü genç kızlara eğer ailesi araba almazsa, adamlar ona talip olduğunda arabası olmayan bir kız dezavantajlı oluyor. Evi ve arabası olan bir kız daha avantajlı oluyor. Mesleği varsa süper. Yani para da kazanıyorsa iyi. Yani nur ala nur. Ütü yapıyor mu? Yemek yapıyor mu? Çamaşır yıkıyor mu? Kayınbabasına bakar mı? Kayınatasına bakar mı? Onları hastaneye götürür mü? Beraber dolma sararlar mı? İpe sapa gelmez. Yüzlerce şartları var. Onlar da damat da işte yani böyle darphane gibi mi? Para kazanır mı? Arabası var mı? Evi var mı? Ne getirir, ne götürür? Kimleri hastaneye götürür, kimleri hastaneden getirir? Gibi böyle teknik geleceğe yönelik gelecek korkusunu yeneceğini tahmin ettikleri bazı teknik özellikleri arayarak onunla evleniyor. Tamamen olayı da söylüyorlar. Mantık evliliği bu diyor. Yani evlilikte diyor hani aşk zaten biter diyor. Bir ay falan sürer diyor aşk diyor. Aşk o da nesiyse yani. Yani heves de bari. Heves. O bir ay sürer diyor. Ondan sonrası artık mantıktır diyor. Adam evin içine terliği giyiyor. Pijamasıyla, çubuklu pijamasıyla. Hanımefendi de işte artık eşofmanıyla falan. O salata yapıyor, soğanları çintiyor falan. Öyle mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Allah için olan evlilikte sadece Allah'ın rızası aranır. Rahmani özellikler aranır. Allah o zaman yardım eder. O yüzden de Allah yardım etmiyor böyle teknik baktıkları için. Çıkar ilişkisine dayalı olduğu için. Daha ilk yıllardan, ilk günlerden karşılıklı küfür, hakaret, birbirinin kafasına saat atma, birbirinin kafasına kova geçirme, küfretme, evden kaçma, boşanma teklifleri, hafta 8 gün 9 evden kovma, gözünü morartma, daha da olmazsa yaralama veyahut öldürme. Böyle felaketlere yol açıyor bu tip kafa ve gazetelerde sürekli okuyorsunuz. İşte boşanmaya kalktı öldürdü diyor, boşanma teklif etti öldürdü. İşte boşanmış karısını başkasının evlendiğini gördü öldürdü diyor. Ucu bucağı yok. Dolayısıyla imanla Allah rızasıyla olan evlilikte bereket olur. Onun dışında Allah huzur vermez. Yani Allah'ı haşa hiçe sayan bir üslupta Allah helak eder. Yani intikamı çok kesin olur Allah'ın. Evet dinliyorum.